Kendi oyunlarında yapmanı beklerim bana kardeşim. Merak etme Ogeday'cım. Beklerim. Yenilince ağlama ama. Beni daha hiç seçmedin. Seçtiğin zaman görüşeceğiz. Aha. İlk seçeceğim anda seni seçiyorum Ogeday. İki kere seni seçtim daha hiç seçmedin. Çıkıp bir kere böyle bağıra bağıra Ogeday diyemedin. Bağırmadan söyleyeceğim. Ogeday diyeceğim. Ogeday'cım diyeceğim. Ogeday de böyle güzel. Hiç merak etme. Gençler seçme var. Bugünden itibaren biat sezonunu açıyorum. Hiç merak etme. Biat edeceksin. Herkese benden bundan sonra. Önümde diz çökeceksin. Hiç merak etme. Biat sezonunu açtım. Bakalım kim biat edecek? Biat sezonunu aç. Önce seç sonra biat başlayacağım. Seda gel. Kızlar gel bana bunu yapma. Gel. Kaç. Beni karşına almak istemezdin ama artık geçti. Seni karşıma öyle bir alırım ki. Beni almak istemezdin. Seninle güzel kapışacağız. Hoşuma gitti. Yok yok hoşuma gitti. Güzel kapışacağız. Sahip sevgi çerçevesi içerisinde her türlü bir yolu alırım. Her seçtiğimde seni seçiyorum Ogeday. Ödül oyununda bir birlik eşik var. Ve şimdi Turabi Ogeday'a karşı hazır. Turabi mi, Ogeday mı? Bakalım bu ikiliden nasıl bir oyun izleyeceğiz. Turabi, Ogeday örümcek gibi geçiyorlar buradan. İki isim de tünelde. Ogeday çıktı, Turabi çıktı. Ortak engelden. Aç kuleleri, aç. Geçtiler. Öndesin Ogeday. Temponun adıyız diyorlar resmen. Ogeday. Çok öndesin de, çok öndesin. Harika atladı Ogeday. Hayır, törme. Hadi Atur abi karşılık verdi. Hadi bravo, bravo, bravo. Ogeday atışlara geldi. Atışlara başladı. Tur abi geldi, kayarak geldi resmen. Kim kazanacak? Evet, öndesin abi. Hep sende. Arka arkaya atıyorlar. Tur abi attı. İki tane birden düşürdü. Ogeday düşürüyor. Boşa atmamaları. Bu tip karşılaşmalarda çok önemli. Ogeday alt sırayı komple bitirdi. Turabi. Çok başarılı bir atış. Ogeday üst sırada artık. Yağmur gibi atışlar. Ogeday. Turabi alt sırada. Ogeday dört tane sembolü kaldı. İkiye düşürdü çoklu attı. Turabi. İkili düşürdü. Dörde, üçe ikiler attı. Fark bir. Ogeday sıyırdı geçti. Burada kaçırdı. Ogeday bir, Turabi üç. Ogeday kazandı. Şöyle atma, bak şöyle eğil. Yukarı biraz. Hadi terbiyesine. Eğilme devam ediyoruz. Bırak. Yaşlar. Bırak. Bir dakika bırak. Kimsin oğlum böyle eğitim yapacaksın? Bırak. Sırmanla ilgili vereceksin. Tamam. Evet, evet. Bak göster çekin. Sen abi. Evlilik programı gibi Survivor yaparken ben şampiyon olmadım. Teneke. Teneke. Bu da bir eğitim. Bağlamam. Önce beden eğitimi sonra terbiye eğitimine geçeceğiz. Bırak. Eğitime cevap veriyorsun. Oğlum Survivor ders olsa ben profesör, sen de birinci sınıf evlilik programı oynayan bir çocuk olmuşsun. Eğitime cevap veriyorsun. Sen burada aşk meş işleri yaparken ben Amerika'da şampiyon oluyordum. Bir iki tane oyun kazanıp bana ders mes diyemezsin. Madem geçecek. Haddini vereceksin. Haddini ders mes. Biat, biat da değil. Biat edeceksin. Oğlum sen kim sen insana biat edeceksin. Sana biat yapar. Yok. Aynen. İadeni göreceksin. Oğlum sen kim? Ogeday. Ogeday. Beni bırakın ya. Ogeday. Ne bu ya? Adam bu. Sana biat etmeyi öğretmişler. Sen kula kul. Hikaye bundan geleceksin. Buyur. Ben sana hikaye... Dengin değilsin. Sen dengin değilsin. Asla dengin değil. Sen aşağıdasın. Ben yukarıdayım. Asla denk değilsin. Eşkinlik programı gibi Survivor yap. Gel burada işte ama şampiyon olacağız ders veriyorum. İki oyunla... Benim arkaya bak. Survivor daha çok uzun. Sana kula kulluk etmeyi öğretmişler. Bana yaradandan başka kimseye biat etmeyi öğretmediler. Beni ne zaman yenersin biliyor musun? Oğlum
yüreğim yettiğinde o Ogeday gibi çıktığında belki beni yenebilirsin. Teneke! Belki beni o zaman yenersin. Bravo. Sen tehlikeli olabilirdin birazcık zeki olsa. Mavi takım 2, kırmızı takım 1. 3 olan ödülün sahibi olacak. Eğer mavi takım bu sayı alırsa ödülün sahibi olur. Turabi Doğukan, Ogeday Yunus Emre'ye karşı. Hazır. Bu arada mavi takımın atıcısı değişti sevgili seyirciler. O bilgiyi de verelim. Ogeday atacak. Turabi. Ali Turba. Kazanmaktan başka şansı yok. Bakalım takımına ümit aşılayabilecek mi? Ogeday, Turabi yan yana. Çok ince bir geçiş yaptılar. Bu ikili karşılaşmıştı. Ogeday hızlı, Turabi hızlı. Ogeday süratle bayrağı kaldıracak. Turabi de şu anda geçti. Çık dedi arkadaşına Ogeday. Turabi de çık dedi. Doğukan geliyor. Turabi kafasını tutuyor. Sanırım bir engelde kafasını vurdu. Eğilmeli engellerden birinde kafasını vurmuş olabilir. Bu arada Yunus Emre ve Doğukan süratle devam ediyor. Turabi hala kafasını tutuyor. Şu anda iki atıcı pozisyonlarını aldı. Yunus Emre geliyor, Doğukan geliyor. Yunus Emre çok önde. Doğukan gerisinde kaldı rakibinin. Bravo Doğu, bravo. Bas, bas, bas Doğu, bas. Yunus Emre geldi. Doğukan'a bakıyorum. Şimdi gördüm Doğukan'ı. Ogeday'a verdi işareti. Turabi gel diyor. Gel diyor Doğukan'a. Geldi Doğukan da. Ogeday atıyor. Doğukan oradan çıkması gerekecek bir yerde tabii. Şimdi çıktı. Ogeday atıyor. Turabi atıyor. İyi atışlar. Ogeday attı. Kenardaki baskı devam ediyor bu arada. Turabi atıyor. Alt sırada ikişer sembolleri kaldı. Birer sembolleri kaldı. Atışlar başa baş devam ediyor bu ikili arasında. Ogeday mı Turabi mi? Ogeday düşürdü. Turabi düşürdü. Turabi düşürdü, Ogeday düşürdü. Yağmur değil artık bu, doluya dönmüş durumda. Süratle halkaları aldılar. Nefes nefese, tamam mı devam mı? Ogeday Turabi. Ogeday atıyor, Turabi atıyor. Ogeday'ın 3 kaldı, Turabi'nin 4. Ogeday, Turabi 3, Ogeday 2. Yetişemeyeceğiz artık. Öyle bir tempo var ki. Turabi 2, Ogeday 2. Ogeday 1, Turabi 1. Aralık kaçırdılar. Ogeday. Ogeday'ın beden eğitimi dersim 1. 1 veriyorum sana. İnanılmaz bir oyun sonu. İnanılmaz bir oyun sonu. Ucu ucuna. Yani aynı anda o kaçırdıkları an. Sonrasında Ogeday isabeti buluyor. Ödül mavi takımın. Mavi takım. La 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 la. Kazanmaktan başka şansı yok. Bakalım takımına ümit aşılayabilecek mi? Haydi Torba! Ogeday, Turabi yan yana. Çok ince bir geçiş yaptılar. Ogeday hızlı, Turabi hızlı. Çık dedi arkadaşına Ogeday. Turabi de çık dedi. Doğukan geliyor. Yunus Emre geliyor. Doğukan geliyor. Yunus Emre çok önde. Doğukan gerisinde kaldı rakibinin. Doğukan var! Emre geldi. Ogeday'a verdi işareti. Turabi gel diyor. Gel diyor Doğukan'a. Geldi Doğukan da. Ogeday atıyor. Ogeday atıyor. Turabi atıyor. İyi atışlar. Öyle bir tempo var ki. Turabi 2, Ogeday 2. Ogeday 1. Ogeday. İnanılmaz bir oyun sonu. Ucu ucuna. Yani aynı anda o kaçırdıkları an. Sonrasında Ogeday isabeti buluyor. Ödül mavi takımın.
Aklını alırlar adamın, aklını. Bravo kardeşim. Ah be. Kıl herif hep kıl payı alıyor. Ben içim acıdı yani. Kendi de öyle oldu. Arkadaş hala okulda olduğunu sanıyor ilkokul çocuğu. Merak etme, Survivor uzun maraton. Sana ben öğreteceğim abisi. Kurt kocayınca itin maskarası olurmuş derler de. Akılsız it de kurdun kocayacağını hayal ede ede öldürmüş. İlla ki bu döner bu rüzgar, parmağım iyileşir. Çok çok sevindim parmağımın kırık olmasına. Herkes kendi gerçek karakterini göstermeye başladı. Böyle şımarıkların her zaman sonu çok kötüdür. Daha bir yarışma başlamadan orada biri aslan kesiliyordu. Öyle yapacağım böyle. Şimdi kuyruğunu kestirip kıstırıp duruyor orada. Aynısı bu arkadaş için de olacak. O iki defa üst üste başaramadıysa bir nedeni var. Ben üç defa üst üste şampiyon olduysam bir nedeni var. İlla ki onu da görürler. Dominik'te bir ödül oyununun daha sonuna geldik ve en iyiler mücadelesinde 3 birlik skorla ödülün sahibi olan mavi takım oldu. Tebrik ediyoruz. Yani burası devlerin olduğu bir arena. Survivor All Star. Mücadeleler dokunulmazlığın final sayısı tadında geçiyor. Ogeday, seni tebrik ederim. Çok iyi bir performans. Tur abi geçmiş olsun. Kafasını çok kötü vurdu, izleyicilerimiz de gördü. Yani şunu söyleyebilirim, o kadar sen çok başarılıydın. Gerçekten harika attın. Çok iyi atıyordun ve yani sana karşı oyun kazanmak çok zordu. Tur abiye de şöyle parantez açmak lazım. Elinden geleni yapıp zorladın, geride başladın. İşareti sonra aldın, bir de kafanı çok uzun süre tuttun. Bir de sert bir darbe aldı kafasına Tur abi. Sevgili seyircilerimiz de ekranda gördü. Geçmiş olsun, olmadı ama çok iyi de bir mücadele. İsterdim ki bu sayıyı alıp takıma bir besin götüreyim. Açlıktan gerçekten ölüyoruz. Hem açlıkla mücadele ediyorum, hem de burada bir tane öpülmemiş kurbağa çocukla mücadele ediyorum. İkide bir kendisine bir ünvan biçiyor. 2-3 oyunda bir. Eğer bir ünvan biçilecekse Survivor'ın kralı ben, kendisi de soytarısı olur. Kendisi durmadan ders ders diyor. 3 tane şampiyonluğu olan Survivor'ın yüzü Turbo Tur abiye ders vermek anca bir a**ın düşüneceği şeydir. Survivor uzun bir maraton. Sular çekilince karıncalar balıkları yer. Sular da yükselince balıklar karıncaları yer. Kimse bugünkü üstünlüğüne aldanmasın. Çünkü kimin kimi yiyeceğine suyun akışı karar verir. Kimin kimi yeneceğini de Survivor'ın akışı karar verir. Yolun başındayız. Böyle şeyler olacak. Şımarık insanlar kendi karakterini gösterecek. Ama yolun sonunu çok iyi görüyorum. Çünkü her zaman böyle şımarıklarla mücadele ettim. İlerleyen zamanlarda da illaki yine konuşacağız. Evet, Ogeday tebrik ederim. Tabii ödülü kazandınız ama bu arada mavi takımda da cezalı 5 isim vardı. Ödülden faydalanamayacak olan isimler Yunus Emre, Sahra, Seda, Aktuğlu, Hakan ve Yasin. Bu 5 isim ödülden faydalanamayacak cezalarından dolayı. Evet Ogeday, seni dinliyoruz. Öncelikle takımı tebrik ediyorum. Çok güzel mücadeleler oldu. Karşı takımı da tebrik ediyorum. İyi isimler vardı. Bir de iyi isimlerin önüne geçip kendini göstermeye çalışanlar vardı. Onu tebrik etmiyorum ama mücadele dedi. Benim nezdimde onun benimle mücadelesi olamaz. O benimle öyle takılır işte. Ben de onunla takılırım. Onun ötesine gideceğim. MTV'den bahsediyor. Güzel, iyi bir başarı. Tebrik ediyorum. Çok büyük bir ödüle sahip oldu. İkincisi, eğer bunlardan konuşulacaksa ben de ülkemi temsil ettim 10 sene kadar. Onun dışında MTV'de Amerika'ya gidip iyi bir başarı elde etmiş olabilirsin. Sonra bir de bir başarının çöküş hikayesi var. Bir odada fotoğraflar koyup talihsiz bir kaza sonucu tövbe edip SMS'siz bir sene olduğu için tekrar Survivor'a geldiğin için bunları göz önünde bulundurarak SMS'li gelirsen buralardan çıkamam diye düşündüğün için bu sezonda gelip kendini gösterdiğin için teşekkür ederim. Bir dakika, bir dakika. Bana, bir dakika dur. Öncelikle, bir dakika dur. Öncelikle benim konuşmam bitmedi.
Öncelikle Survivor'ın dışındaki başarı hiçbir şey beni ilgilendirmez. Reality TV show dışında ben da... Ben de onun konuşmasını dinlemek istemiyorum. Önce ben dinledim. Seni ne ilgilendirir benim fotoğraflardaki... Lütfen araya girmesin. Bunu konuşma. Ogedaş. Ben tamam, konuşuyorum. Siz de Turabi konuşuyorsunuz. Turabi yeter. 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 Üst üste konuşuyorsunuz. Yeter abi. Hayır, tamam, belli ki konuşamıyorsunuz. Sevgili seyircilerimizden ben sizler adına özür diliyorum. Biz burada bitirmek durumundayız sevgili seyirciler. Kusura bakmayın. Siz de ödülden faydalanmıyorsunuz. Bugün ödülünüzden sonra faydalanıyorsunuz. Ben yarışmacılarımız adına sizlerden özür diliyorum. Gidebilirsiniz arkadaşlar. Buyurun. Karşıda hiçbir erkek yarışmacıya böyle bir sevincimi asla görmeyeceksiniz. Hiç kimse. Ben kendime ait has sevincimi yaparım yine. Ama onun dışında bu kadar böyle... Geçen konuştuğumuz neyiz? İlk oyunda sen dedin ya başka birine yapsam belki ağır kaçabilirdi ama o onun tonu bu. Onun tonu bu. Abi 3-4'ün Survivor değil mi bu? Kaçın Survivor? 4'ün Survivor. Sana bir de bir önceki söylediğin şeyler de boş. Onlar da var yani. Abi ben benim şey ideolojimi yaşattığını yaşamadan gitmeyeceksin abi bu yarışmadan. Gereğinden fazla sen hedefinde olmuş. Yani gereğinden fazla. Yani senin bir çemberin var orada, tamam mı? Oraya girmeyeceksin. Sen de girmezsin, o da girmeyecek. Ya sevincini yap. Hayır bak, hayır. Ben buradan Turabi'yi hedefleyebilirim. Oyun aldım. Hareketler, hareketler. Üçer dağıt ne yap desen yap. Yap ama böyle girip bana böyle girip. Bir de burada ya. Hayır, bir de adam oyun kaybetmiş, şeyi yüksek. Hani her en sonuncusunda adam kafasını vurmuş, beyni döndü. O ayrı konu zaten. Gelmiş böyle. O çok ayrı konu. Bir puan verdim diyor. Yani orada ben böyle kaldım biliyor musun? Ya o sıcak. Adam sakatlanmış orada yani. Tarihin üstüne karşılık geldiği zaman diskalifiye. Ben bunu kabul etmiyorum. Onlar benim anladın hayranım mı? Abi. Şimdi hayranıyla evet, olduğu doğru, adam da şey şımardılar. Ama bu kadar şımarmayı ben anlamıyorum. Bir iki oyunda bu kadar şımarmak. Yani ben düzgün bir çocuk sanıyordum. Bildiğim şımarığın, egoistin teki çıktı. Demek ki bu 3-4 defa şampiyonası yanına yaklaşamayız biz bunu. Ben şimdiki durumumu Metehan'ın Çin ordusuyla karşı karşıya geldiği zamana benzetiyorum. Metehan Çin ordusuyla karşı karşıya geldiği zaman etrafı gözetlemek için veziriyle birlikte bir tepeye çıkar. Ve görür ki Türk ordusu Çin ordusu karşısında bir avuç karınca kadardır. Veziri Metehan'ın geri çekileceğini düşünerek ona sorar. Ne yapacağız efendim? Ne düşünüyorsun? Metehan vezirine dönerek... Ben şimdi bu kadar Çinliyi nereye gömeceğim? Ben şimdi bu kadar Survivor'cı nereye gömeceğim? Herkes tek tek bana saldırmaya başladı. Buraya gelmeden önce de söylediğim gibi onlar değil, alayı gelse alay ederim. Hepsi öğrenmiş bunu. Önce tahrik ederek, saldırarak, hakaret ederek, o da yetmeyince özel hayata girerek. Ve Allah nasip ederse, olur da bir işimi bulursam ve Allah nasip ederse işimin bana vereceği çocuklara daha güzel, güvenli bir hayat vermek için. Yoksa benim ne büyüklükte, ne üstünlükte, ne onda, ne de bunda gözüm var. Büyüklük de sizin olsun, şampiyonluk da sizin olsun. Bana çocukluğumu verin yeter. Bana hep diyorlar bu süper kahramanlar, müper kahramanlar ne? Bunlar aslında çocukluğumu tam yaşayamadığım içindi. Bana çocukluğumu yaşatmadılar. Olur da çocuğum olursa ona çok iyi bakacağım.
Benim hayatımla ilgili beni yadırgamayı çok iyi biliyorlar. Ama benim buralara nasıl geldiğimi bilmiyorlar. Bana çocukluğumu bile yaşatmadılar, biliyor musunuz? Tek bir hayalim vardı, dans etmek. Hayırsız evlat muamelesi gördüm. Bir çocuğun misafirliğe gittiğinde hayal işi olabilir mi ya? Allah'ım lütfen evde olmasın diye. Çünkü her zaman aşağılandım. Hayırsız evlat damgası yedim. 14'lü yaşlarımda sokağa atıldım. Siz sokakta yaşamanın nasıl bir şey olduğunu bilir misiniz? Ya da bir derdiniz olduğunda arkada kimsenizin olmamasını bilemezsiniz. Ben yaşadım. Küçücük yaşımda büyüttüler beni. 15 yaşımda 40 yaşında oldum ben. Bir kere bile bana hayalin nedir diye sormadılar. Bana bir kılıf biçtiler. Burada okuyacaksın dediler. Bu işi yapacaksın dediler. Bu kızla evleneceksin dediler. Bu zamanda evleneceksin dediler. Ama hiçbir zaman evladım senin hayalin nedir diye sormadılar. Aileme kızmıyorum. Anne babama kızmıyorum. Aslında evi terk etmemin sebebi onlardı. Çok üzülüyorlardı. Toplum baskısı. Halil'in oğluna bak. Ne oldu diye hep ağlatıyorlardı. Onlar üzülmesin diye evi terk ettim. Çünkü şüphesiz ki aile hayallerin öldüğü yerdir. Şuna inandım. Hayalim için harama başvurmazsam hayalim bana haram olmaz. Olmadı da. Çok zorluk çektim. Yeri geldi uykusuz çalıştım. Her şeyimi yaptım. Ama kimsenin üzerine basmadım. Hiç kimsenin canını yakmadım. Malını mülkünü çalmadım. Aslanlar gibi çalıştım. Hayalim dans etmekti. Dans ettim. Bu şey size kötü geliyor diye o sizin sorununuz. O şeyi kötü yapmaz. Benim hayalimdi. Severek yaptım. Ve de burada da onun sayesinde varım. Ben normalde böyle oyun kazandığımda ya da X bir şey olduğunda bu kadar böyle karşı tarafla polemik haline gireyim, şey yapayım değil. Ama biraz nabza göre şerbet hikayesi var ya, benimki de o misal. Sen burada 3 sezon yedeceksin, herkese oyun kazandığında yok işte mezar kazacaksın, yok kılıçta karnını keseceksin, yok kafasını koparıp ayağınla şut çekeceksin. O işler bitti baba. O işleri bir geçeceksin. Sen bu Survivor'dan yaşattığını yaşamadan gitmeyeceksin. O yüzden sana da yapıldığı zaman gelip orada ağlamayacaksın. Başkasının yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu balyoz sanarmış diye. Onunki de o misal. Daha başkasının yumruğunu yemedi. O yüzden kendi yumruğunu balyoz sanıyor ama karşısında ben varım. Survivor ona bundan sonra zindan.